sezon ortasına geldik. Maalesef önemli olan bu aylar bizim için aslında. Temmuz, Ağustos ayları turizmin en önem verdiği aylar. Para kazanıldığı aylar kısacası. Ama Temmuz ayı beklediğimiz gibi geçmedi maalesef. Burada çeşitli etkenler var. En baştaki etkenden biri tabii ki de ekonomik sebepler. Yani Türkiye'nin fiyat avantajını kaybettiği bir döneme soktu maalesef ki. Yani yurt dışından gelişlerdeki azalmaları biz oteldeki doluluklarla doğru orantılı olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın iç pazara yönelik değildi, daha çok dış pazara yönelik bir tercihleri de bunu aslında gösteriyor. Yani Yunan adaları neden doluyor deniyor? İşte bu sebepten dolayı deniyor. Sıkıntılar bunlar şu an. Evet, bundan sonra daha önümüzde bir 5 ayımız daha var. Bu 5 ayda önemli. Ağustos da çok önemli bir ay. Umarım bu ayı, bu dönemi, son dönemi de iyi geçiştiririz ve istediğimiz hedeflere yaklaşırız. Hani tercih zaten orada başlıyor. Ben aynı fiyata, aynı rakamlara yurt dışı tatil yapmak istiyorum diyen vatandaşımız tabii ki de yurt dışını tercih ediyor. Eskiden bu makas daha açıktı. Yurt içi daha ucuza geliyordu. Yurt dışı çok pahalıydı. Ama şu an kafa kafaya geldiği için fiyatlarda tercih daha çok yurt dışına kayıyor. 2025 sezonu için şu an bu tablo tabii karamsar bir tablo. Bu şu anki gidişat önümüzdeki yılda da sürdürülecek bir tablo değil. Yani hedeflerin şaşacağı bir yıl olabilir 2025 yılı. Şimdiden önlemler alınması gerekiyor. Çünkü erken rezervasyonlar başlatılmıştır şu an Avrupa pazarında özellikle. Ekim ayında, Kasım ayında bu daha hızlanacak. Yani biz dövizi baskılamaya devam edersek, bu kararımızdan vazgeçmezsek 2025 yılı, yani sonuçta biz de ihracatçıyız, hizmet ihraç ediyoruz. 2025 yılı turizm açısından çok kötü bir yıl olmaya aday gibi görünüyor şu an. Şimdi bunu suistimal eden mutlaka esnaf vardır ama bunu genellememek gerekiyor. Yani genelde zaten Çeşme ve Bodrum'dur hep bu medyatik olan bölgelerimiz. Bunu pek genellememek gerekiyor. Çünkü yani bir lahmacunun 1.000 liraya satılmasını bütün Türkiye'de 1.000 liraya satılıyor diye bir genelleme yapmamız lazım. Evet, böyle restoranlar var ve burayı tercih edenler de var ayrıyetten. Ama bunun anlamı bütün Bodrum'da veya Çeşme'de lahmacunun 1.000 liraya satıldığı anlamına gelmiyor. Biz kalitesini yüksek tutan, uygun fiyatlarla hizmet veren bir turizm ülkesiyiz ve böylelikle biz ilk 5'e girdik. Ama bu rakamlar, yani bu abartılan rakamlar her yerde geçerli değil. Benim tavsiyem şu: izinleri varsa Eylül ayı da muhteşem bir dönem. Çünkü sezonlar kaydı, biliyorsunuz. Ekim ayına kadar biz şu an çok güzel bir yaz ayı yaşıyoruz. Ve fiyatların düştüğü dönemler zaten Eylül ve Ekim ayları. Ben özellikle o ayları beklenmesini tavsiye ederim. Ama şu da var, Ağustos ayı Temmuz gibi geçecekse mutlaka fiyatlarda bazı ayarlamalar yapılacaktır. Onları değerlendirebilir. Ama tabii umut ettiğimiz bizim güzel bir Ağustos geçirelim ki 2025 yılı daha umutlu girelim. Daha iyi bir turizm yaşayalım. Sezonsal fiyatlarda minimum bir %15-20 düşüş yaşanacaktır. Ekim ayında Temmuz-Ağustos'a göre de mutlaka bir %30-35 oranında bir düşüş de yaşanacaktır. Çünkü şu an en yüksek sezon. Temmuz ve Ağustos ayları en yüksek sezon ve en yüksek fiyatların en yüksek olduğu dönem şu dönem.